Selamlar. Tekrardan bambaşka bir konsept ile karşınızdayım. Evet, biliyorum, kanal çorba oldu. Neredeyse her içerikten var artık. Ama bu kanalı açarken de belli bir amacım yoktu zaten. O yüzden kafamı esene atıyorum. Neyse, konumuza dönelim. En sevdiğim 10 anime. Bu liste ebediyen bu şekilde kalmayacak. İzlediğim yeni seriler olursa falan değişkenlik gösterebilirim. Lafı uzatmadan 10 numarayla başlıyorum. İnsanların yer altında yaşamaya zorlandığı bir evrende, Kamina ve Simon adında iki kardeş yeryüzünü ve güneşi görmek için yüzeye çıkarlar ve yüzeyde türlü türlü maceralarla karşılaşırlar. Konsept olarak çok güzel fakat hikaye işlenişi dışı olarak ne yalan söyleyeyim çok da iyi değil. Hani böyle bir temelden daha çok yaratıcı bir hikaye çıkabilirmiş aslında, biraz yazık etmişler. Fakat yine de serinin müzikleri ve ses aktörleri çok güzel iş çıkarmışlar. Evet, hikaye dediğim gibi pek iyi değil fakat epikliği ve meka dövüşleri çok ama çok efsane. Özellikle robotların birbirleriyle birleşip büyük olduğu sahnelerde heyecan katsayım 10'a falan çıkıyordu. Ki ben mekalardan o kadar da haz etmem. İzlediğim, daha doğrusu izlemeye dayanabildiğim 2-3 tane meka anime vardır. Epiklik ve meka seviyorsanız, epikten kastım bayağı epik. Ama spoiler olmasın diye şu an anlatamıyorum. Bu animeyi seversiniz. Her şey sıradan ilerlerken bir anda gökyüzünde yeşil bir ışık parlar ve insanlığın tamamı binlerce yıl boyunca taşlaşmıştır. Medeniyetler çökmüş, doğa ana tekrardan kontrolü ele almıştır. İnsan eliyle yapılan her şey, neredeyse her şey, yok olmuştur. Uzun bir süre sonra şans eseri uyanan ana karakterimiz Senku, henüz liseli olmasına rağmen dahi bir bilim insanıdır ve medeniyeti sıfırdan inşa etmeye kararlıdır. Bunu ilk duyduğumda, oha, çok özgün bir konu dediğimi hatırlıyorum. İzlerken büyük beklentilerim de yoktu açıkçası. Ama seri o kadar eğlenceli ki, izlerken sanki Minecraft'ta anime etmişler de izliyormuşum gibi geldi. Bu arada ana karakter, bilim insanı deyip icatları kendi kafasına göre uydurmamış yazar. Gerçekten de hepsinin yapılışını detaylı şekilde anlatıyor ve internetten gördüğüm kadarıyla da tarifleri doğru. Her bölüm çok özgün ve boş bölüm yok. Zaten kısa da bir anime. Daha ne anlatsam bilemedim. Sanki söyleyeceğim her şey spoiler gibi geliyor. O yüzden burada noktalıyorum. Harika bir bilim kurgu animesidir. İlgilenenlere duyurulur. İppo, çocukken babasını kaybetmiş, annesiyle yaşayıp balıkçılıkla hayatını geçiren bir gençtir. Bir gün yolu bir boksörle karşılaşır ve istemeden de olsa kendine bir boks salonunu bulur. Bu şekilde boks ile tanışan İppo, güçlü olmanın nasıl bir his olduğunu anlamak için boksör olur ve hikaye başlar. Hajime no İppo, başarma hissini sana dibine kadar yaşattırır. Karakterimiz bir maçı kazandıysa sen de kazanmışsındır. Bunun nedeni de tabii ki ana karakterin tüm zorlu antrenmanları boyunca yanında olup onu izlediğimizden kaynaklı diye düşünüyorum. Hatta bu animenin öyle bir büyüsü var ki bir süre sonra kendimizi gerçekten bir boks salonunda kum torbasını yumruklarken bulabilirsiniz. Ben yaşadım doğrudan biliyorum çünkü. Hatta tek ben değil, bu seriyi izleyen tanıdıklarım da zamanında başladıklarını söylediler. Başlarda biraz yavaş açılsa da sonradan kendinizi kaptırıp gidersiniz, emin olun. Eski bir anime olduğu için çizimleri iyi değil, onu söylemem gerek. Ama müzikleri süperdir. Anime henüz bitmiş değil. Yeni sezon gelir mi ona da dair bir haber de yok. Hatta mangası 1000 küsür bölüm falan yanlış hatırlamıyorsam. Ama animenin de bu arada kendi içinde tutarlı bir finali var yani. Tatmin de edici bir final yani, öyle boş beleş bir final değil. Edward kardeşler, Edward ve Alphonse, ölen annelerini diriltmek için simyaya başvururlar. Ama insan ruhu ile değiş tokuş yapılacak eş değerde bir şey bulunmamaktadır. Deney sırasında büyük kardeş Edward bacağını, küçük kardeş Alphonse ise bedenini kaybeder. Edward elindeki son çareyi kullanıp Alan'ın ruhunu bir zırhı bağlamayı başarır ama bu esnada da kolunu kaybeder. Alan bedenini geri almak ve simyayı daha iyi öğrenmek için Edric kardeşler evlerini yakıp bir yolculuğa çıkarlar. Bu seri pek çok insan için mükemmeldir. Çünkü ana karakterler gibi yan karakterler de özenle yazılmış ve tasarlanmıştır. Hikayesi de içine çekince gerçekten muazzam bir iş oluyor. Bu serinin eski versiyonu da var. Direkt Fullmetal Alchemist diye. Ama onu değil de sonunda Brotherhood olanı tavsiye ediyorum ben. Ben de keyifli izlemiştim bu seriyi.
Kurosaki Ichigo adında bir çocuk, ruhları görebilme ve konuşabilme yeteneğine sahiptir. Bir gün Shinigami yani ölüm tanrısı olan küçük Rukia, Ichigo'nun odasına camdan girer ve Ichigo'nun onu görebildiğine çok şaşırır. O anın kargaşasında çevreye gelen Hollow, bu da kötü ruh demek, ile dövüşürken Rukia güçlerini Ichigo'ya geçirir. Shinigami güçlerini alan Ichigo, Rukia ile beraber Hollow'ları yok etmeye başlarlar. Bleach'i duymayan çok kişi yoktur diye düşünüyorum. Seri kendine özgün ve stilistik karakter tasarımı ayrıca müzikleriyle de çok öne çıkıyor. Özellikle müzikleri çok başarılıdır Bleach için. Her arka göre bambaşka tarzlarda müzikleri vardır. İzlememin üzerinden neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen hala arada açıp açıp dinlerim. Siz düşünün yani. Bleach'te bir fightlar vardır ki resmen şov yapar karakterler. Ayrıca güç dengesi ve yan karakterler olarak da oldukça başarılıdır. Bleach'i izleyin, izlettirin. Annesinin cesedi ağaçta asılırken doğan ana karakterimiz Guts. Paralı askerler tarafından istenmeyerek de olsa büyütülür ve bir savaşçı olmak üzere üvey babası onu eğitir. Oldukça kötü bir çocukluk geçiren Guts, onlu yaşlarında paralı askerlerden kaçarak kendi ayakları üzerinde durmaya başlar. Bir gün yolu Griffith ile kesişir, ikili beraber Şahin takımı adını bir paralı asker grubunu yönetmeye başlarlar. Biliyorum, animesi hiç başarılı değil. Fakat ben 97 yapımı Berserk'i beğenmiştim. Tabii bu eserin asıl tüketilmesi gereken yer mangadır. Ama illa animeden izleyeceğim diyorsanız 97 yapımını öneririm. 97 yapımı hikayenin bir kısmına kadar anlatır. Ondan sonrası 2016 ve 2017 animesi olarak devam etse de hikaye animede bitmez. Hatta mangakanın vefatı üzerine mangada yarım kalmıştır. Yine de Berserk izleyebileceğiniz en iyi animelerden olmasa da kesinlikle en iyi mangalardan biri. Hikaye çok ağırdır ama aynı zamanda çok da iyidir. Plot twist'i falan da var bu arada. Güzel plot twist'ler var. Bahsetmem gereken bir şey daha var. Berserk'in 3 tane daha filmi vardır. Golden Age diye filmleri. Bu 3 filmi 97 animesinin daha böyle az ayrıntılı ama daha da güzel. Daha yenilerde çıktı diye hatırlıyorum çünkü. Daha güzel çizimleriyle anlatır. Yani çok kapsamlı olarak hikayeye girmek istemiyorsanız yüzeyden anlatan bir filmleri var 3 serilik. Ama dediğim gibi sadece 97 animesini anlatıyor. 2016 ve 2017 serisi yine ona dahil değil. Ya hasta olursunuz ya da hastası olursunuz Berserk'i okuyup izlerken. Yıl 2015. Dünya büyük bir nükleer felaketten sonra toparlanmaya çalışmakta. Fakat Birleşmiş Milletler'e bağlı gizli ve özel bir organizasyon olan NERV'in başka hedefleri var. Kadim metinlerde anlatılmış olan Angel'ların dünyaya gelişine hazırlanıyorlar. NERV'in başkanı Gendo Ikari, yıllardır ayrı yaşadığı 14 yaşındaki oğlu Shinji'yi aniden Tokyo 3 şehrine çağırır. Niye çağrıldığını anlayamayan Shinji, Tokyo 3'e gelir gelmez saldırmakta olan devasa bir Angel ve ardından NERV'in merkez üssünde babasıyla karşılaşır. Shinji, daha bunların şokunu üstüne atamadan Gendo Ikari oğluna, Shinji'nin hayatında ilk kez gördüğü dev ve korkutucu bir mekaya binip üste saldıran Angel'la savaşmasını emreder. Shinji başta reddetse de bunu yapmakta zorunlu kalacak ve hayatı asla eskisi gibi olmayacaktır. Baştan söylemem gerek, bu seri herkese göre değildir. İlk 10 bölüm karakterler neyi neden yaptığını açıklamaz, sizden anlamanızı bekler. Bu bazılarına sıkıcı gelebilir. İlk 10 bölümü geçtikten sonra mükemmel bir hikaye altyapısı ve çok derin bir senaryo ile karşı karşıya kaldığınızı anlıyorsunuz. İşte o zaman gözünüzde büyür Evangelion. Ana karakterimiz Gonflix, küçük bir adada büyüyen bir çocuktur. Annesini hiç tanımamış, babası ise daha küçük bir bebekken avcı olmak için onu terk etmiştir. Gon, babasından nefret etmek yerine avcı olmanın ne kadar harika bir şey olduğunu düşünerek dünyanın en iyi avcısı olmak ve babasıyla tanışmak için avcı sınavlarına başvurur. Hunter x Hunter animesi başta küçük bir çocuk animesi gibi başlıyor evet. Lan diyorsun bu bebe animesi mi? Herkes çocuk çocuk hareketler peşinde. Ama hikaye bir yerden sonra öyle bir alıp başını gidiyor ve karanlıklaşıyor ki ilk bölümlere dönüp bakınca aynı anime olduklarını anlaması bile güç oluyor. Özellikle son arklara doğru anime çok epikleşiyor. Bir ark özel, anlatıcı bile konulmuş. Ayrıca güç dengesi gerçekten çok dengeli. Güçlü her zaman galip olmuyor bu animede. Güçsüz de zekasını ve bilgisini konuşturup türlü türlü taktiklerle kazanabiliyor. O yüzden sürekli kendi kendine soruyorsun.
acaba şu ikilinin kapışması nasıl olur vesaire diye. Jonathan Joestar zengin, asil, herkesin arzu edeceği hayata sahip bir çocuktur. Dio Brando ise babasının ölmesiyle Jojo ailesine evlatlık gelmiş, hırslı ve yetenekli bir çocuktur. Hikaye, Jonathan Joestar ve Dio Brando'dan başlayarak iki ailenin birkaç nesil boyunca birbiri olan mücadelesini konu almaktadır. Nereden anlatmaya başlasam bilemiyorum. Her Parton kendine has çizimi mi, yoksa olağanüstü müzikleri mi, ya da ara karakterlerin sahip olduğu stunt yeteneğinin ne kadar yaratıcı olduğunu mu, veya her başrolün ne kadar ayrı, karakteristik özellikleri olduğunu mu? Evet, Jojo'nun her partında kendine özel başrolü ve kötü karakterleri var. Ve kötü karakterler de öyle baştan sağma değil bu arada. Her partın kötü karakteri de aynı şekilde farklı farklı ve tek kelimeyle mükemmeller. Hiçbiri kötü olmak için kötü olmamış, aksine hepsinin kendi idealleri ve prensipleri var. Ayrıca gariptir ki, bu animeye hangi parttan başlarsan başla, sanki serinin başından başlamışsın gibi tasarlandığı için değişik durmuyor, sanki böyle ortasına başlamışsın gibi gelmiyor insana. Pek çok kişi internette bu kişilere part skipper olarak adlandırıp dalga geçse de bu bir hikaye tasarımıdır ve isteyen istediği parttan başlayabilir. Bu anime bu şekilde tasarlanmıştır, daha doğrusu manga. Tabii ki ilk parttan başlayamazsan tüm olay örgüsünü anlayamazsın. İnternette pek çok meme'in de kaynağıdır bu arada bu seri. Şöhret, para, güç. Korsanlar Kralı Gold Roger, üçüne de sahip olan denizlerin kralı. İdamı sırasında söylediği sözler tüm dünyayı çalkaladı ve büyük korsanlar çağını başlattı. Bu olaylardan 5 yıl sonra ana karakterimiz Monkey D. Luffy doğdu ve henüz 10 yaşındayken kendisini babası gibi gördüğü büyük bir korsan olan Shanks'a Korsanlar Kralı olmanın sözünü verdi. One Piece benim için öyle bir seri ki yeri doldurulamaz. Çünkü yaptığı her şeyi kusursuza yakın yapıyor. Yakın zamanda One Piece hakkında bir video yapmak istediğimden burada uzun uzadıya konuşmak istemiyorum. Fakat bu anime herkesin bir kere deneyim edebileceği, edince de bir daha eşi benzerini asla bulamayacağı bir seri. Bir numara kısa oldu farkındayım. Ama dediğim gibi One Piece özel bir video hazırlamak istediğimden fikirlerimi şu anda çok söylemek istemiyorum. Benim de top 10'um bu şekildeydi. Herkes kendisine iyi baksın ve hoşça kalın.